Bu arada Haber Global ekibi sahada sıcak bölgede, o sıcak bölge dediğimiz Donbas'ın hemen yakınında. Murat Karataş hemen karşımızda canlı bağlantıyla Ukrayna'dan. Murat önce sana soralım biz bu kadar şeyi konuşuyoruz, dünya Ukrayna'yı konuşuyor ama Ukrayna'da nasıl bir hava hakim? Aslında Ukrayna'ya gelirken e, kameraman Varol Biçer'le birlikte burada bir panik havası bekliyorduk. Özellikle market alışverişleri, e, ne yapacağını bilemeyen insanlar, özel sınırdan e, doğudan e, batıya doğru kaçmaya çalışan insanlar falan böyle bir manzara beklerken e, tam tersi bir manzara ile karşılaştık. Burada insanlar son derece soğukkanlı ve sakinler öyle beklediğimiz gibi e, stoklama amaçlı market alışverişleri ve, vesaire de yapılmıyor. E, savaş çıkacak mı çıkmayacak mı sorusu elbette onlar da merak ediyorlar. Ancak e, özellikle son birkaç gündür yani cuma günü itibariyle yükselen o tansiyon e, burada hissetmek e, son derece güç. Bugün günlerden pazardığı pazar günü e, büyük şehirlerde hayat olağan akışında aynı şekilde devam etti. E, özellikle sınırdan uzaklaştıkça yani başkent e, Kiev olmak üzere sınırdan daha uzak noktalarda e, hemen hemen hiç esamesi yok. Sınıra baktığınızda yani sınırdaki yerleşim yerlerinde biraz daha e, kafalarda soru işareti olduğunu söyleyebiliriz. Ancak dediğimiz gibi kesinlikle bir şu an için panik ya da korku havası yok. yakın bölgelerde kafalarda soru işaretleri var dedin. Bu soru işaretlerinin nedeni e, dünya basınında dile getirilen hatta tarih verilen iddialar mı yoksa gerçekten somut bir e, askeri hareketlilik var mı? Şimdi aslında ikisi de çünkü somut bir askeri hareketlilik var. Mesela bugün son olarak e, Rusya sınır hattına yine e, saldırı helikopterlerini sevk etti. Zaten e, geride bıraktığımız bir, bir ay içerisinde çok yoğun bir askeri sevkiyat vardı. Yani... E, Harp anlamındaki fotoğrafa baktığınızda evet sınırın diğer tarafında çok yoğun bir e, Rus varlığı görülüyor. E, öte yandan sürekli özellikle e, batı basınında ki bilindiği gibi Der Spiegel'le Bloomberg International'da yazmıştı. O 14, 15 ve 16 tarihlerinde, Şubat tarihlerinde mutlaka bir işgal hareketi başlayacak şeklinde çok iddialı tahminlerde bulunmuşlardı. Tabi oradan gelen tahminler bir taraftan yine aynı şekilde yapılan sevkiyatlar, sınırın diğer tarafında havada görülen o helikopterler vesaire işte tüm bunlar bu hazırlıklarda aslında bir parça sınırda tedirginliğe yol açıyor. Peki Murat Karataş çok teşekkürler. Bu hafta bol bol konuşacağız. sizin de izlenimlerinizi haber global ekranlarına taşıyacağız. Çünkü bütün dünyanın gözü Ukrayna'da bugünlerde. Şimdi Murat'ın <laughs> aktardığı bilgiler önemli. Herhangi bir panik havası olmadığını söylüyor Ukrayna'da. Yani tüm dünya Ukrayna'da savaş çıkacak mı diye konuşurken belli ki hiç Ukrayna'da öyle bir hava yok. Şimdi Murat'ın da bahsettiği bazı e, haberler, iddialar vardı. Şöyle toparlayayım izleyicilerimiz için. E, Alman Der Spiegel Rusya'nın Ukrayna işgalinin 16 Şubat'ta gerçekleşeceğini iddia etti. Tarih de verdi net bir şekilde. Sonra e, ünlü televizyoncu, haberci Christian Amampur bir mesaj paylaştı geçen günlerde. Amerika Birleşik Devletleri Biden yönetimi bu hafta bu saldırının olacağından emin diyerek. Sonra hadi bunlar gazetecilerin gündeme getirdiği iddialardı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Cuma günü çıktı dedi ki e, her an işgal hareketi başlayabilir. Zelenski Ukrayna lideri dedi ki biz panik yapmıyoruz hiç kimseden de korkmuyoruz. E, Rusya Dışişleri Bakanlığı hala diyor ki bizim işgal planı yaptığımıza dair yalan yanlış bilgiler paylaşılıyor. O zaman Rusya böyle bir niyetim yok derken, Amerika Birleşik Devletleri, Hasan Hocam sizle başlayalım. Neden bu kadar ısrarlı böyle bir niyet olduğu konusunda? Şimdi öncelikle Rusya böyle bir niyetim yok demiyor. Amerika'nın şeyine gelince, ama ben burayı işgal edeceğim dedim. Evet. Yok. Rusya çok daha büyük bir stratejik planın uygulaması aşamasında şu anda. O da şu, 90... 5-6 özellikle 7'den itibaren NATO'nun doğuya doğru genişlemesine izin vermeyin, bunu yapmayın 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 diye Rusya'nın bütün kesimlerinin itirazları ciddiye alınmadı ve e, genellikle Amerika tarafı şöyle bir orada e, strateji izledi. Evet Ruslar buna kızıyor ama şu anda karşı çıkacak güçleri yok yeltsin dönemiydi. Dolayısıyla e, onlara rağmen bu genişleme devam edebilir ama. Özellikle 2000 yılında Putin'in iş başına gelmesi ve hızla tırnak içinde Rusya'nın toparlanmasıyla birlikte bu NATO'nun genişlemesine karşı çıkma işi eski tabirle kuvveden fiile dön dönüşmeye başladı. Yani Putin'in Münih'teki güvenlik konferansında 2007 yılında yaptığı o meşhur konuşma ve orada dünyanın çok kutupluğa evrilmekte olduğu hatta evrildiği dolayısıyla ee, artık daha farklı şeyler göreceğimize dair birçok şey ifade ettikten sonra NATO'nun doğuya doğru genişlemesinin e, artık durması gerektiği ve Ukrayna ile Gürcistan'ı al, almayacak şekilde sonlandırılması gerektiğine dair açıklamalarda bulundu Hı. orada. Ama buna rağmen e, yani NATO'nun bu açık kapı politikası denilen politika sürdürüldü ve sonuçta 2008 yılında bir yıl sonra ilk defa Rusya Gürcistan'a karşı silah kullandı. Şimdi ondan sonraki bölümlerde siz gayet güzel bir özet verdiniz Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunlara. Şimdi sorunun özeti şu: ee, iki ana başlıkta belki ele alınması gereken bir sorun. Bir Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunlar, iki Rusya ile NATO ve dolayısıyla Batı dünyası, Amerika'nın liderliğindeki Batı dünyası arasındaki sorunlar. Şimdi. Dolayısıyla öyle bir noktaya geldik ki şimdi e, birkaç şeyi artık net görebiliyoruz. Bunlardan biri şu: Acaba Ukrayna yüzünden bir dünya savaşı çıkar mı? Hı hı. E, hayır çıkmayacak. Çünkü Batı dünyası geri adım atmış durumda. Geri adım atmış durumda. Yani burada e, şöyle bir şey vardı: Eğer Rusya askeri tedbirlere başvurursa Ukrayna'ya karşı o zaman e, Amerikan liderliğinde e, NATO da harekete geçer. Yani Ukrayna'yı korumak için ama bunun böyle olmayacağı net bir şekilde ortaya çıktı. Aslında bu Nisan ayında e, daha önce bunun bir mini e, provası diyelim e, olarak karşılaştığımız krizde de görülmüştü. Özellikle Avrupalı ülkeler Amerika'ya, başta Almanya olmak üzere, hani bu NATO'nun doğuya doğru genişlemesinin niye bu kadar... Ee, zorluyoruz. Yani Rusların neresine kadar gideceğiz? Niye e, bunu böyle daha suhuletle ele almaktan yana değiliz der gibi hı hı. bir tavır sergilediler. Ee, o da o zaman da zaten şöyle düşünülmüştü e, Nisan ayında. Herhalde bu konu kapandı. Artık bir daha açılmaz. Ama daha sonra ısrarla e, Amerika'nın ve İngiltere'nin Ukrayna'yı tırnak içinde kışkırtan diyebileceğimiz eylemlerini gördük hem Karadeniz'de hem de e, Ukrayna-Rusya'ya yönelik olarak. O da şöyle. Şimdi bu sizin de bahsettiğiniz şey e, Donbas bölgesinde kendisini bağımsız ilan eden Donetsk ve Lugansk bölgelerinin ki iki cumhuriyet şeklinde kendilerini bağımsız ilan etmiş durumdalar. Tabii kimse tanımıyor falan Rusya dahil. E, şimdi o bölgeleri. Minsk anlaşmalarına rağmen, çünkü Minsk anlaşmalarından da bahsedelim. Bu anlaşmalar 2014 yılının e, Eylül ayında imzalanmış anlaşmalar. Evet. E, evet. Normandiya platformu çerçevesinde müzakere edilmiş ve nihayet e, imza atılmış. Buraya Ukrayna imza koymuş, Rusya'nın imzası yok. <laughs> bu da şunu getiriyor, diyor ki önce... Ee, e, tamamen ateşkes sağlansın, silaha başvurulmasın evet. ve bu bölgelerin Ukrayna'nın anayasal sistemine nasıl entegre edileceği müzakere edilsin. Yani kırım konusu yok mesela o anlaşmalarda. Tabii sadece Donbass söz konusu. Evet sadece mesela. Donbass bölgesiyle ilgili bir anlaşma. Şimdi e, ancak bu yıl içerisinde özellikle Biden'ın yönetime gelmesinden bu yana şunu gördük. Şöyle bir kışkırtma var adeta. Ya siz aslında Biraz gayretle bu dombası geri alabilirsiniz.